çok 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 inanın hala sevincimiz devam ediyor. Maşallah. Peşindeyiz. Allah razı olsun. Buradaki yaşayan insanların standart hayatını bozmaya hakkımız yok. Bir kere şunu başta söyleyelim. Bizim bu taş ocaklarına bir özel olarak karşılığımız yok. Karşıtlığımız yok. Niye? Asfalt yapacaksanız taş ocağı olacak. İnşaat yapacaksanız taş ocağı olacak. Ve fakat bizim anlatmaya çalıştığımız şu. Bu taş ocaklarını insanların yaşam alanlarının, üretim alanlarının, hayvanların yaşam alanlarının, tarım alanlarının içine getirip sokmayın. Yani bu Mersin 16 bin kilometre kareden oluşan bir kent. Toroslar binlerce kilometre kareden oluşan bir kent. Siz getirip burada meyve bahçelerinin, hayvan ahırlarının, insanların evlerinin içerisine taş ocağı yapıyorsunuz. Karşı çıktığımız olay budur. Bunlara izin vermeyeceğiz. Bakınız bu taş ocağı burada. Meskinin hemen pompasının dibinde kuruluyor. Bu köydeki ve civar köylerdeki bütün insanların su hakkını elinden alıyor. Yaşam hakkını elinden alıyor, üretim hakkını elinden alıyor. Şimdi bizim bunlara hakkımız yok. Bunlara izin verme hakkımız da yok. Biz kesinlikle bunları durduracağız. Bu köylünün de buna iradesi olduğunu görüyorum ben. Çünkü bu taş ocağı meselesi Mersin'de ve özellikle Toroslarımızda bir kangren mesele haline gelmeye başladı. Yıllardır ben yani şimdi belediye başkanı olduğum için değil hayatımın diğer alanlarında da bu işlerin peşindeydim, takipçisiydim. Ekolojik mevzulara dair benim çok ciddi hassasiyetim var. Özellikle taş ocaklarına ilişkin. Yani taş ocağı eğer yaşam alanlarını bozuyorsa, üretim alanlarını bozuyorsa, hayvan ahırlarını bozuyorsa, yani buradaki hayatı sona erdirecekse biz buna karşı çıkarız. Bakınız çevrenizde gerçekten her yer narince bahçesi dolu. Burada çok ciddi nar ağaçları oluşuyor. Burada zeytin ağaçları var, bahçeler var. Ve zaten bakın dünya hızla bir gıda krizine doğru gidiyor. Ülkemiz çok daha hızlı bir şekilde gidiyor. Kentimiz en hızlı şekilde gidiyor. Yani afili laf söylemenin bir manası yok. Açlığa doğru gidiyoruz. Yani. Gıda krizi falan denilen şey açlık. Son 30-40 yıl içerisindeki köylerdeki yaşamları değişik sebeplerden kaynaklı yaşanamaz hale getirdi köyleri ve köyleri boşaltarak kentlerin varoşlarında, periferide gecekondura oluşturduk. Şimdi köylerde üreten kimse kalmadı. Şimdi Türkiye'deki tarım tipi nasıl? Biz işte Avrupa ülkelerinde olduğu gibi böyle endüstriyel tarım falan yapmıyoruz. Zaten gerekli de değil böyle bir şey. Doğru da değil. Biz Türkiye'de daha çok aile çiftliklerine dayalı, bireysel aile çiftliklerinden üretilmiş tarımla bu ülkedeki insanların karnını doyuruyoruz. Şimdi biz toplam nüfusun önemli bir kısmını kırsaldan kentlere taşıdık. Bir kere o zaman şeyi bitirdik. Tarımın önemli bir kısmını bitirdik. Şimdi bir de böyle taş ocakları vesaire gibi çok dar çevrelerin işine yarayacak olan, çok az bir elin parmağını geçmeyecek kadar insanı zengin etmek adına buralardaki tarımı da bitirmeye doğru gidiyoruz. Dolayısıyla bunun sonucu açlık. Şimdi buna bizim tahammül hakkımız yok, tahammülümüz yok. Yani bu toplumun gerçekten en temel hakkı olan, yaşam hakkını elinden alacak olan bu tarz kuruluşlara biz karşıyız ve bunun yapılmasına izin vermeyeceğiz. Dolayısıyla bakın buradaki insanları dinlemeniz lazım. Bu insanların her biri burada yaşamını devam ettiren, burada hayatını kazanan ve burada hayata tutunmaya çalışan insanlar. Ya niye bunun hayatını bozuyorsunuz? Gidin öbür tarafta bomboş kırsalda yerler var. Yani illa taş lazımsa buradan muhtemelen şeye yer taşıyacaklar. Mersin Limanı'nı doldurmak için taş götürecekler. Bu da işin daha büyük vahim bir tarafı. Her gün ortalama 2000 kamyonun şu daracık yoldan çıkıp 2000 kamyonun Toroslar ilçesinin göbeğinden Akdeniz'i geçerek limana ulaşması düşünülür. Ya şimdi böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir anlamsızlık, böyle bir saçmalık olabilir mi? Bir kere bunların hiçbiri hesap edilmeden sadece işte %90 sermayesi yabancılara ait olan, Türkiye'de bir kuruşu kalmayan, bir delikli kuruşu Türkiye'de kalmayan liman işletmecisinin karına kar katmak için böyle işler yapıyoruz. Ya bu kentte yaşayan insanlar var, bu kentte yaşayan emekçiler var, bu köyde yaşayan üretici halk var. Şimdi biraz da bunları düşünelim. Yani biz bırakın bunları düşünmeyi, onun ötesinde bir de kendimizi düşünelim. Biz böyle yaşamaya devam ettiğimiz müddetçe, yani kırsaldaki hayatı bitirmeye devam ettiğimiz müddetçe her birimiz açlıkla karşı karşıya kalacağız. Bakın bu ülke ürettiği buğdayla yetinemiyor, buğday ithal ediyor. Ürettiği samanla yetinemiyor, saman ithal ediyor. Ya biz savaştaki Ukrayna'dan buğday satın alan bir ülkeyiz. Niye böyle olduk? Sadece bu politikalar yüzünden böyle olduk. Üreten insanların yaşamlarını orada katlanılmaz hale getirdik. Ürettikleriyle geçinemez hale getirdik. Üstüne üstlük bir de böyle taş ocakları vesaire bunların başına musallat ederek yaşamı hem kendimiz için hem burada yaşayan insanlar için çekilmez hale getiriyoruz. Bunu bir kere hızla durdurmamız lazım. Her taraf portakal bahçesiydi. Şimdi ben kendi çocuklarıma Torosların içerisinde merkez mahallelerde yavrum şu portakal ağacıdır diyeceğim, şu mandalina ağacıdır diye göstereceğim ve ağaç kalmadı. Şimdi kırsala geldi, kırsal talan ediyoruz. Bunun sorun nereye varır? Artık bunu bir düşünmek lazım. Dolayısıyla bu 3-5 aktivistin, macera perestin ya da işte işi olmayan, vakit öldürmeye gelen insanların meselesi değil. Tamamen Türkiye'nin meselesidir, tamamen Mersin'in meselesidir, Torosların meselesidir. Çünkü açlığın meselesidir, gıda
kriziyle karşı karşıya kalmanın meselesidir. Böyle bakmak lazım meseleye. Tabii. Bu konuda sağ olsun Çevre Derneğimiz ciddi çalışmalar yapıyor. Biz onları her açıdan destekliyoruz, destekleriz. Bu konuda da Ziraat Odası'nın var, Çevre Derneği'nin çalışmaları. Özellikle Çevre Derneğimiz bu konuda bu taş ocakların neredeyse tamamına yakınını bu hukuksal anlamda takip ediyor. Mersin'in her yerindekini, sadece Toroslar'dakini değil. Mersin'de bakanlıktan ruhsatlandırılmış 38 tane taş ocağı var. Birinden kurtuluyoruz, biriyle karşılaşıyoruz. Bugüne kadar 8-10 tanesine ben şahsen bizatihi chatlerine katıldım. Hayvan ve evet, gözüne oldu yani bu işte bizim Kerimler'de, Çukurkeşlik'te, İnsu'da vesaire oldu. Bunları bizatihi Erçel'de oldu. Biz bizatihi gidip orada bunların engellenmesini çaba sarf ettik ama ben biliyorum ki yarın yine bizim önümüze bunların benzerleri gelecek. Bir kez daha altını çiziyorum. Evet, bizim taş ocağına da ihtiyacımız var, taşa da ihtiyacımız var. Hani limanın doldurulmasına ihtiyacımız yok. O başka bir bahis, konuşuruz. Ama bu taşları, bu taş ocaklarından köyün içindeki, yaşam alanının içindeki, çalışma ve üretim alanlarının içindeki taş ocaklarını istemiyoruz. Biz bunları da kesinlikle yaptırtmayacağız. Bu konuda hem köylünün çok ciddi iradesi var, çok ciddi beklentisi var. Hem de biz bu kentin yöneticileri olarak bu işe izin vermeyeceğimizi bir kez daha buradan altını kırmızı çizgiyle çizerek beyan ediyorum. Yöre halkının söz konusu projeyi istemedikleri, toplantı mahallinde yöre halkı ve muhtarlar tarafından yoğun protestolardan dolayı bilgi almak istemedikleri anlaşıldığından adı geçen projeyle ilgili halkın bilgilendirilmesi ve sürece katılma toplantısında bilgilendirme yapılmamıştır.